Evet, yerlerimiz var, boş yerler var aralarda arkadaşlar. Sayın Başkanım, çok değerli Sosyal Güvenlik Kurumumuzun İl Müdürü, sevgili misafirlerimiz, oda kurularımızın çok değerli üyeleri, sevgili meslektaşlarımız, kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı yasanın bugün meslek mensuplarımızla ve müşterilerimizle ilgili bölümleri üzerinde bir seminer düzenledik. Bu seminere öncelikle hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ve bu vesileyle yarın Cumhuriyet Bayramımız, Cumhuriyet'in 91. kuruluş yıl dönümü. Odamız adına ben de Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum. Şimdi seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere oda başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer konuklar, çok değerli meslektaşlarım, sizleri şahsım ve İstanbul Oda Kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar, bugün canlı yayına başladık. Bu alkışlar böyle azalıyor. Lütfen şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Sonra mali müşahiler eğitimi sevmiyorlar falan derler. Lütfen arkadaşlar. Evet, tekrar hoş geldiniz. Ben de öncelikli olarak Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Özellikle bize bu günleri yaşatan, bizi bu günlere getiren ve örnek bir ülke yapan ve dünya tarihinde isimsiz bir kahraman olan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Bir dileğim, son günlerde yaşamış olduğumuz komşularla olan ilişkilerdir. Biz mali müşavirler her zaman barıştan yana olduk. Hatta şöyle bir şiarımız var. Savaşın değil, barışın muhasebesini tutmak istiyoruz dedik. Umut ediyorum en kısa sürede komşularla yaşanan bu ilişkiler düzelir. Barış içerisinde tüm komşularla ve tüm dünyada barışın hakim olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, geçen seminerde birkaç söz vermiştik sizlere. Bunlardan bir tanesi e-fatura, e-defterle ilgili tekrarını yapacağımızı ifade etmiştik. Bir diğer konu canlı yayın konusunu dile getirmiştik. Ve bugün bu verdiğimiz söz yerine gelmiş oldu. Ben özellikle hem burada olan çok sevgili meslektaşlarıma hem de bizi bürolarında, ekranlarında izleyen tüm meslektaşlarıma da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlar, eğitim bizim her şeyimiz, vazgeçilmez değerimiz. Ve bu konuda gerek İstanbul Odamız, gerek TESMER İstanbul Şubemiz yoğun eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu dönem özellikle ayda bir defa yapacağımız meslek süreciyle ilgili eğitimlerin yanı sıra TESMER İstanbul Şubesi 5 alanda eğitim birimlerimizde eğitim çalışmaları planlandı. Muhtemelen 15 Kasım'dan itibaren bu eğitimlere başlayacağız. Bunlar vergi mevzuatındaki değişiklikler,
SGK ve teşvikler, şirketler muhasebesi, TFRS ve bağımsız denetim konusunda yaygın eğitimlerimize devam edeceğiz. Yine sevgili arkadaşlarım, gerek odamızın gerekse TÜRMOB'un gündeminde birçok konu var bildiğiniz gibi. Bunların başında meslek kararları geliyor. Bunun bir tanesi hepimizin şikayetçi olduğu, herkesin şikayetçi olduğu haksız rekabet konusunda meslek kararımız ve bununla ilgili oluşan bir yazılım 1-1-2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kısaca bunu ilçelerde anlattık. Sözleşmenin düzenlendiği süreçten bitimine kadar sürecin, müşterinin el değiştirmesine kadar sürecin takibini amaçlayan bir meslek kararı. Hizmet kalitesi meslek kararı 1-1-2016 tarihinde zorunlu olarak uygulamaya girecek. Yine 1-1-2015 tarihinden itibaren TÜRMOB tarafından etik eğitimleri de tüm Türkiye'de planlanacak. Bir başka konu değerli arkadaşlarım, tek tebliğ çalışması var bildiğiniz gibi. Ve bu tek tebliğ çalışmasında birçok temel sıkıntılarımızın ortadan kalkacağına inanmaktayız. Yine gündemde olan bir başka konu tahsilatların bankadan geçmesi konusudur. Bu konuda Maliye Bakanlığı da konuya sıcak baktığını Türkiye Muhasebe Kongresi'nde herkes izlemiştir. Her zaman söylüyorum, herkes kapısının temizlemenin zamanı geldi. Artık bu düşüncelerden geriye dönüşümüz söz konusu değil. Yine bir başka gündemdeki konumuz zamanı endeksli ücret tarifesidir. Bu da bizim vazgeçilmez çalışmalarımızdan bir tanesi. Bu sene TÜRMOB Maliye Bakanlığı'na hazırlamış olduğumuz yeni tarifeyi sunacaklar. Yine bizim beklentimize göre 1-1-2015 tarihinden 2016 tarihinden itibaren zamanı endeksli ücret tarifesi de yürürlüğe girecektir. Bir diğer konu gündemde olan konulardan bir tanesi vergi daireleri arasında uygulama birliği rehberi. Biz bunu İstanbul'da vergi dairesi başkanlığına yapmıştık. Son derece yararlı oldu. Özellikle vergi dairesine gittiğiniz zaman sizin evrak ve belgelerin standartların ne olduğunu ifade eden bir rehber. Bu Türkiye çapında bir rehber haline dönüşecektir. Tabii vergi dairesinden söz açılmışken ben her yerde de söyledim, bir kez daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Sayın Dakın, Mustafa Dakın, vergi dairesi başkanımız görevden ayrıldı. Özellikle İstanbul'un meslek mevzunu göstermiş olduğu yakınlıktan dolayı, özellikle yeni komplekste bize vermiş olduğu odadan dolayı gerçekten ama tüm yüreğimizle sizler adına teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Dakın'a yürekten alkışlarınızı ikrar ediyorum. Değerli arkadaşlar, bir diğer konu odamız tarafından 3 yılda bir düzenlenen, aslında geçmişte her yıl düzenlemiş olduğumuz muhasebe denetimi sempozyumları vardı. Biliyorsunuz Ankara, İstanbul ve İzmir odalarımız sempozyumları var. İzmir odamız muhasebe standartları sempozyumunu yapıyor. Ankara odamız vergi uygulamaları sempozyumunu yapıyor. Ve bunu da bir sıraya bindirdik. 3 yılda bir geliyor. Bu yıl 26 ve 30 Kasım tarihleri arasında odamızın muhasebe denetimi sempozyumu Antalya'da gerçekleşecektir. Bir diğer konu değerli arkadaşlarım, bağımsız denetim konusu. Bağımsız denetimle ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul'un 15 noktasında gelişmeleri sizlerle paylaştık. 15 yılı dolduran arkadaşlarımızın hiçbir sorunu olmadığını ve bugüne kadar bu başvuru yapmayan arkadaşlarımızın herhangi bir hak kaybı olmadığını ifade ettik. Şimdi işin sonlarına geldi. Biliyorsunuz 31 Aralık 2014 tarihine kadar 15 yılı dolduran arkadaşlarımızla ilgili başvuruların yapılması gerekiyor. TÜRMOB gerek Ankara Üniversitesi olmak üzere gerekse İstanbul'da yarın sözleşmesi imzalanacak 3 veya 4 üniversiteyi katarak 15 yılı dolduran arkadaşlarımızla ilgili bu süreç tamamlanacak.
Burada bilmesi gereken nokta şu. Başvurular 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapılacak olup bunların eğitimleri 2015 yılının sonuna kadar da tamamlanmış olacak. Tabii bizim başından beri 3 tane kırmızı çizgimiz vardı. Bunlardan bir tanesi tüm MOB eğitimlerinin saydırılması. Maalesef tüm uğraşlara rağmen bunu başka bir ortamda değerlendirebiliriz. Bu engellenmiştir. Ama İstanbul Odası olarak, tüm MOB olarak 15 yılını doldurmayan ve de mesleğin geleceği olan gençlerin önünü tıkayan tekrar sınav konusu çözümleninceye kadar bu mücadelemizin süreceğini herkesin bilmesini istiyorum. Buradan da bir kez daha deklar ediyorum. İstanbul Oda Başkanı olarak gençlerin sınav hakkı verinceye kadar bu lisanslamaya katılmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Önümüzdeki günlerde size bir mektup göndereceğiz. O mektup doğrusunda bizi izlemenizi, bizimle birlikte bu çalışmaları 15 yılında olduğun arkadaşların sürdürmesini diliyoruz. Değerli arkadaşlar, bugünkü seminer konumuz torba yasa konusu. Aslında altlar konusuna biz muhasebe camiası olarak sıcak bakmıyoruz. Aslında her alt yaptıklarımızın bir anlamda boşa çıkması anlamına geliyor. Bugün değerli konuşmacılar bu konudaki olan gelişmeleri sizlerle paylaşacaklar. Bizim gördüğümüz kadarıyla bir alttan ziyade kısmi bir yapılanma konusunda gözüküyor. Aslında olması gereken konu şu, bizim başından beri savunduğumuz konu da şudur. Temiz bir sayfa açılarak bir daha Türkiye'de altların yapılmamasıdır. Ama gerçek bir temiz sayfa. Yani stoklarından tutun, aklınıza ne geliyorsa herkes kapısını temizlemeli ve herkes bundan sonra af olmayacağını bilerek bir süreç olması gerekiyor. Bizim en büyük dileğimiz budur. Bu olduğu takdirde zamanında vergisini ve sigortasını yatıran kişiler kuruma karşı farklı bakmayacaklardır diye düşünüyorum. Evet, bugünkü seminerimize katılan değerli konuşmacılara, gerek SGK'nın değerli temsilcilerine, gerek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın değerli temsilcilerine bir kez daha sizler adına teşekkür ediyorum. Ama en önemli teşekkür sizleredir. Yarın Cumhuriyet Bayramı olmasına rağmen, bugün öğleden sonra tatil olmasına rağmen burada olan siz değerli meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, sevgili meslektaşlarım, aramızda çok değerli konuklarımız var, çok değerli konuşmacılarımız var. Ben konuşmacılarımızı kürsüye davet etmeden önce aramızda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun İl Müdürü Murat Göktaş Bey bulunmakta. Herhalde o da sizlerle bir şeyler paylaşmak isteyecekler. Buyurun müdürüm. Sayın Genel Müdürüm, İSMO'nun çok değerli başkanı ve yöneticileri, Vergi Dairesi Grup Müdürümüz, çok değerli meslek mensupları, öncelikle hepinizi Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü ve şahsım adına saygıyla selamlıyor. Bugün düzenlenecek 6552 sayılı, yani bir anlamda torba kanunu diye tabir ettiğimiz seminerin hem meslek mensupları için, hem Vergi Dairesi için, hem Sosyal Güvenlik Kurumu ve memleketimiz için hayırlar getirmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii genelde bu kadar kalabalık bulmuşken, kürsüye de çıkmışken birkaç müjde vermek gerekiyor. Çünkü başkanımız sürekli müjdeler verdiği için biz kamu kurumuyuz ama bizim de meslek mensupları için birkaç tane yenilikçi düzenlememiz var. Gerçi birkaç ilde daha önce denendi ama ben bunu 4 ay önce de bir meslek mensuplarının düzenlediği seminerde söylemiştim ama biz de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak paydaşlarımızla, sosyal taraflarla daha iyi ilişkiler kurabilmek, sorunları birlikte tespit edip birlikte çözebilmek adına bir takım çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da malum öncelikle ilk hedefimiz 2008'den bugüne kadar gerek vatandaşlarımız, gerek kurum çalışanların, gerekse meslek mensuplarının daha iyi fizik koşullarda hizmet alabilmesi için
aşağı yukarı binalarımızın tamamını yenilemeyi sürdürüyoruz. 2016 Nisan itibariyle İstanbul'da 43 tane hizmet merkezimizin tamamı yenilenmiş veya deprem güçlendirmesi yapılmış şekilde olacak. Geçen hafta itibariyle Esenyurt'ta 21 bin metrekare yeni sosyal güvenlik merkezimizi açtık. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerine hizmet verecek. Önümüzdeki 3 ay sonra İstanbul'da adliye binasından sonraki en büyük kamu binası Maltepe hizmet binamız 58 bin metrekare faaliyete geçecek. Bugün projesini imzaladığımız Ataşehir'de 9 bin metrekarelik bir sosyal güvenlik merkezi inşaatımız başlıyor. Önümüzdeki ev Vatan Caddesi'ne vergi dairesinin aynı hizasına, vergi dairesine gittiğiniz zaman bir de sosyal güvenlik kurumuna uğrayıp birlikte sorunları çözebilmeniz için bir kompleks inşaatımız başlayacak. Yeşil Kundura'nın oraya yine Bayrampaşa, Galatasaraypaşa ve sağlık birimlerinin olduğu 48 bin metrekarelik bir kompleks inşaatımız başlıyor bu ay. Ve Beşiktaş'ta uzun yıllardır sigorta il müdürlüğü olarak da hizmet veren binamızın inşaatı başladı. 1,5 yıllık bir süre öngörüyoruz. İnşaatı o şekilde ihale etmiştik. 17 aylık süre kaldı. Bu binaların hepsinin mimari projesinde şuna dikkat ettik. Bütün projelerimizde bir eğitim salonu ve meslek mensubu ve yeminli mali müşavirlerimiz için de işlerini yürütebilecekleri, olur bürolarından çıkarken almaları gereken bir dökümü unutmaları durumunda oradan alabilecekleri bilgisayarın olduğu, yazıcının olduğu ve faksın olduğu birer tane oda düşünüyoruz. Aynı zamanda bu şekilde birer eğitim salonu olacak. Tabii ki oda düzenlediği zaman her zaman biz katılıma dikkat ediyoruz ve katılıyoruz. Ancak her zaman belki odadan bu organizasyonu beklemek doğru değil diye düşünüyoruz. Ayda bir Esenyurt'ta, Sur bölgesinde bir müdürlüğümüzde ve karşıda Maltepe'deki büyük konferans salonlarının olduğu alanlarda sorunlarınızı birebir Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine iletebilmeniz için en az il müdür yardımcısı seviyesinde katılımların olduğu, sorunlarınızı birebir ulaştırabileceğiniz şekilde her ay düzenli toplantılar düzenleyeceğiz. Böyle bir çalışmamız var. Bu odaların hazırlanması, Ocak ayı planlamamız, salonlardaki toplantıların planlaması da Mart ayı sonu itibariyle yapılacak. Mart'tan sonra her ay düzenli olarak İSMO'yla da görüşüp onların sitesinde de yayınlayarak, örneğin Esenyurt bölgesinde işte 28 Ekim Cuma günü öğlenden sonra meslek mensuplarının katılacağı, sorunların iletilmesi yönelik toplantı var diyeceğiz. Geleceksiniz de orada kurumun üst düzey yöneticilerine rahatlıkla her türlü sorununuzu iletip, hatta eğer bazı konularda tavsiyeleriniz varsa bu tavsiyelerini de alarak birlikte çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Bu odaların da Ocak ayı itibariyle belki küçük ve eski binalarımızda şu an için mümkün değil ama yeni açtığımız binalarda birer tane meslek mensupları için oda çalışmamız devam ediyor. Bunu 4 ay önce söylemiştim. Onlarla ilgili fizibilitelerini yaptık. Bilgisayar, yazıcı, faks teminlerini de yaparak odalarda meslek mensubu arkadaşlarımız geldiği zaman kurumla ilgili olabilir ama kurum dışında da ani bir bilgiye ulaşmak istediği zaman oturup internetten oradan ulaşabileceği, istirahat edebileceği veya bir döküm alabileceği veya bir faks alabileceği şekilde bir hazırlığımızı yaptık. İnşallah hızlı bir şekilde bunu da hayata geçireceğiz. Ben bugün herhangi bir sunum yapmayacağım. Sayın Genel Müdürümüz buradalar. Kendileri Ankara'dan geldiler bu sunum için. Kendilerine de sizler adına teşekkür ediyorum. Soru cevap kısmında yine İl Müdür Yardımcımız Murat Özdamar soru cevap kısmını yürütecek. Ben onun için sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bugün sunum yapmayacağımı söyledim. Sunum yapan herkese başarılar diliyorum. Bu seminerinde hem odamız için hem de kurumlarımız için iyi geçmesini temenni ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet sevgili meslektaşlarım, şimdi seminerimize geçiyoruz. Ben konuşmacılarımızı kürsüye davet etmeden önce, gerçi oturum başkanımız da mutlaka hatırlatacaktır ama sunumlar tamamlandığında her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bir ara veriyoruz, küçük bir ara. Bu arada mümkünse, mümkün olduğunca sorularınızı yazılı olarak almak istiyoruz. Size dağıtılacak olan soru kağıtçıklarına soruları yazarsanız ve oturum başkanımıza iletirseniz mümkün olduğunca da seri olarak en azından soruların da arada da olsa değerlendirmesini de sağlayabiliriz. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum.
Eyüp İnce, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü. Hoş geldiniz. Ahmet Açıkgöz, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Murat Özdamar, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz. Ve yine konuşmacılarımızdan İstanbul Tesmer Şubesi Sekreteri Murat Ceyhan. Ve oturumumuzu yönetmek üzere o da aynı zamanda Denetim Kurulu Başkanımız Nadir Hikmet Güneş'i davet ediyorum. Seminerin başarılı geçmesini diliyor. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Başkanım, Sayın SGK İl Müdürü, Sayın Kurul Üyelerim, değerli hocalarım, değerli katılımcılar, sevgili meslektaşlarım, 6552 sayılı torba kanunla ilgili olarak seminerimize hoş geldiniz. Bugüne kadar ülkemizle ilgili olarak tüm süreçleri, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, mesleğimizle ilgili düzenlemeleri sizlerle paylaştık. Bu bizim oda olarak öncelikli görevlerimizden bir tanesidir. Tüm süreci, yaşamış olduğumuz tüm süreçleri, tüm parametreleriyle sizlerle paylaştık. Torba yasa da yine bizim mesleğimizi yakından ilgilendiren, bizlerin üzerinde yük olan, müşterilerimizin kronikleşmiş olan sorunlarını çözmek adına bize katkı sağlayan ve bizim de daha önceki yasalardaki katkılarımızı, meslek örgütüyle beraber yürütülen çalışmalardaki katkılarımızı da göze alarak, göz önünde bulundurarak faydalı olacağını, bizlerin bir beyaz sayfa açmak adına, başkanın söylemiş olduğu gibi, beyaz sayfa açmak adına tamamıyla olmasa bile bir katkı sağlayacağını ve tüm meslektaşların da bu bilinçle, bu sosyal sorumluluk projesine destek vereceğine inancım tamdır. Zamanı faydalı kullanmak adına şimdiden katılımcılara vermiş oldukları bilgiler için, sunmuş oldukları katkılar için teşekkür ediyorum. İlk konuşmayı siz yapıyorsunuz. Sayın Eyüp İnce, İstanbul Vergi Dairesi Grup Müdürü. Buyurun usta. Teşekkür ederim. Kıymetli Portuko, saygıdeğer meslek mensupları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni bir yapılandırma kanunumuz mevcut. Bu yapılandırma kanunu size örneklerle açıklamaya çalışacağım. İsterseniz öncelikli olarak hangi kamu olacakları vergi daireleri açısından hangileri giriyor, bunlara bir bakalım öncelikle. Ancak buna başlamadan önce bütün kamu olacaklarının yapılandırma kapsamında olmadığını hatırlatmak isterim. Bunları sırasıyla değineceğiz şimdi. Öncelikli olarak vergi usul kanunu kapsamındaki bütün vergiler, bütün harçlar, bunlara ilişkin vergi ziyan cezaları, idari para cezalarının bir kısmı kanun kapsamına giriyor. Bunun haricinde kalan kamu olacaklarında ise vergi dairesi maliye uygulaması açısından 6183 sayılı kanuna göre bir takım belirlemeler yapılmış. Bunlara bakacak olursak, öncelikli olarak vergi dışında vergi ziyan cezası, özel üstlük cezaları gibi vergi dışında ecri misiller, kaynak kullanımı destekleme fonu, destekleme ve fiyat istikrar fonu, kredi yükler kurumuna olan borçlar, doğrudan gelir desteğine ilişkin borçlar ve mahkumlara ait yiyecek bedelleri de yine kanun kapsamında yapılandırmaya dahil edilebilecek. Bunun dışında kalan bazı idari para cezaları yine kanun kapsamında yapılandırılıyor. Bunlar nelerdir? Bunlara bakacak olursak öncelikli olarak askerlik kanununa muhalefetten kaynaklanan idari para cezaları,
Karayollar Kanunu'na ilişkin olarak otobanlardan veya boğaz köprülerinden kaçak geçişlere ilişkin idari para cezaları, trafik para cezaları, seçim kanunlarına muhalefetten kaynaklanan para cezaları, nüfus kanununa aykırı işlemlerden kaynaklanan idari para cezaları, radyo ve televizyon üst kuruluşunun kestiği cezalar, bunların tamamı yapılandırma kapsamına giriyor. Ancak bunlar dışında kalan hiçbir idari ve adli para cezası kanun kapsamında yapılandırmaya girmiyor. O nedenle mükelleflerimizin vergi dairelerine başvururken hangi cezaların hangi kanundan dolayı olduğunu tespit edip ona göre vergi dairemize gelmesi gerekiyor. Aksi halde vergi dairemiz yapılandırılmayacağı yönünde size bir cevap verebilir. Peki bunun dışında biraz önce belirttiğim idari para cezalarının dışında kalan adli ve idari para cezalarının dışında petrol kanunu, şeker kanunu, özel idari payları, madenlerden kaynaklanan devlet hakkı gibi bazı alacaklarında yine kanun kapsamında yapılandırılmayacağını sizlere belirtmek isterim. Şimdi kanun kapsamını sizlere anlattım. Bu kanun kapsamının bazı temel şartları var. Bu temel şartlar neler? Biraz önce dediğim gibi, biraz önceki belirttiğim kamu alacakları, kanun kapsamına giren kamu alacaklarından dolayı mükellefimizin vergi dairelerine maliye borcu olması gerekiyor. Ve bu kesin kamu alacaklarının 30 Nisan 2014 öncesi dönemlere ait olması gerekiyor. Örnek verelim. Örneğin bir trafik para cezası 2011 yılına ilişkin bir trafik para cezası giriyor. Ancak Mayıs 2014'te bir trafik para cezası söz konusu ise yeni kanundan yapılandırılamıyor. Aynı durum vergiler için de geçerli. Örneğin Mart 2014'e ilişkin katma değer vergisi kanun kapsamında, ancak Mayıs 2014'e ilişkin katma değer vergisi borcu kanun kapsamında değil. En önemli ikinci şartımız ise kesinleşmesi bu alacakların. Burada kesinleşmesi derken neyi kastediyoruz? Kesinleşmesi derken türler bazında örnekler vererek açıklamak isterim. Öncelikle beyan suretiyle kesinleşme nasıl oluyor? Beyan suretiyle verilen vergilerde kesinleşme, mükellefimizin beyannameyi verdiği tarih itibariyle kesinleşiyor. Örnek vermek gerekirse, Mart 2014'e ilişkin KDV beyannamesi 15 Nisan 2014'te verildiğini düşünelim. 15 Nisan itibariyle KDV 15 Nisan'da kesinleşmiş oluyor. Bunun dışında bildiğiniz gibi vergi müfettişleri veya takdir komisyonlar vasıtasıyla mükelleflerimize çeşitli tahriyatlar yapılabiliyor, tahakkuklar kesilebiliyor. Burada kesinleşme nasıl sağlanıyor? Burada ise kesinleşme 30 gün içerisinde dava açılmış ise davaya ilişkin bütün yargı aşamasının bitmesine bağlı. Bu nedenle bu yargı aşamasının bitmesine bakıyoruz. Burada şu şekilde sorular geliyor bize öncelikli olarak. Mükellefimizin örneğin 2011 yılında, örneğin 2012 yılında, Nisan 2014 öncesine ilişkin bir dönemi vergi müfettişi tarafından veya takdir komisyonu tarafından bir kararla ihbarname gönderilse, bir ceza kesilse kendisine, o takdirde mükellefimiz vergi mahkemesine veya bölge idare mahkemesine veya Danıştay'da, fark etmez, herhangi bir idare mahkemesinde yürüyen bir davası olduğunu düşünelim. Eğer bu dava 10 Eylül 2014 tarihine kadar bitmiş ise, ama bütün aşamaları, yani vergi mahkemesi süreci, itiraz süreci, karar düzeltme süreci gibi bütün aşamaları bitmiş ise yeni kanundan yararlanabiliyor. Ancak şu an itibariyle mükelleflerimizin bu nitelikteki davaları devam ediyor ise, mükelleflerimiz davalarından vazgeçseler dahi yeni kanundan, bu kanundan yararlanamayacaklar. O nedenle mükelleflerimizin buna dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin geçen de bir vergi dairemizde mükellefimiz Danıştay'daki davasından vazgeçip 6552 sayılı kanuna yararlanmak için başvuruda bulunuyor. Ancak şu an itibariyle mükellefimizin Danıştay'da vergi mahkemesinde veya bölge idare mahkemesinde ki davadan vazgeçme hakkı olsa dahi yeni kanundan yararlanamayacağı için reddedildi. O nedenle bu duruma dikkat etmemiz gerekiyor. Yalnız bunun bir detayı var, o da şudur. İhtirazi kayıtla verilen beyannamelerde eğer yargı süreci şu an itibariyle devam ediyorsa mükelleflerimiz davadan şu an dahi geçseler yeni kanundan yararlanabiliyorlar. Örnek verelim. Şubat 2014 stopaj muhtasar beyannamesiyle beyan edilen stopaja ilişkin mükellefimiz ihtirazi kayıtla
vergi dairesine verdi ve vergi mahkemesinde davayı açtı. Şu an itibariyle mükellefimiz Şubat 2014'e ilişkin ihtirazı kaydıyla beyannameye ait davasından vazgeçer ise o takdirde 6552 sayılı kanunda yararlanabilecek. Kesinleşme ile ilgili önemli olan husus bu. Onun haricinde idari para cezaları, ecri misil gibi diğer kapsama giren kamu alacaklarında da dava açıp davadan bütün aşamaların bitmesi gerekiyor. Ve 10 Eylül 2014 sonrasında eğer yürüyen bir dava süreci var ise mükellefimiz yine onlardan vazgeçerse kanundan yararlanamayacak. Bununla beraber önemli başka bir husus bu alacakların 30 Nisan 2014 öncesi dönemlere ait olması demiştik ve hala mükellefimizin vergi dairelerine borçlu olması gerekiyor. Temel şartlar bunlar. Beyannameler itibariyle hangi dönemler giriyor onlara bakalım isterseniz. Onlara bakacak olursanız 15 günlük vergi dönemleri var özel tüketim vergisinde. 1 Nisan ila 15 Nisan 2014 tarihine kadar olan bütün ÖTV beyannamelerine ait borçlar kesinleşmesi halinde 6552 sayılı kanunda yararlanabiliyor. Ancak 16 Nisan, 30 Nisan 2014 ve sonrası ÖTV beyannamelerine ait borçlar 6552 sayılı kanunda yararlanamıyor. Burada bir miladımız var. Miladımız 1 Mayıs sonrası. Eğer herhangi bir beyanname aylık, yıllık, 3 aylık, 15 günlük Mayıs 2014 sonrasında veriliyorsa kanun kapsamında yapılandırma söz konusu olmuyor. Aylıklara dönecek olursak, aylıklarda ise Mart 2014'e ilişkin beyanname Nisan ayı içerisinde verildiği için kanundan yararlanabiliyor. Ancak Nisan 2014'e ilişkin beyannameler Mayıs ayında verildiği için Nisan 2014'e ait aylık vergiler kanun kapsamında yararlanamıyor. Örneğin damga vergisi Nisan ayına ilişkin Mayıs ayında beyannamesi verildi. Halen vergi dairesi ödenmemiş. Yeni kanundan yararlanıyor mu? Hayır, yararlanamıyor. 3 aylık dönemli vergilere bakacak olursak biliyorsunuz TOPAŞ'larda 10 işçinin altında işçi çalıştıran mükellefler açısından TOPAŞ beyannamesi 3 ay veriyor. Bir de geçici vergilere ilişkin 3 aylık vergi dönemleri var. Burada ise Ocak, Şubat, Mart 2014'e kadar olan bütün geçici vergi dönemleri yeni kanun kapsamında yapılandırılabiliyor. Ancak Nisan, Mayıs, Haziran yani ikinci geçici vergilendirme dönemine ait ve sonrasındaki geçici vergilendirme dönemlerine ait borçlar yapılandırılmıyor. Sebebi ise Nisan, Mayıs, Haziran ikinci ve geçici vergilendirme dönemine ait beyanname Mayıs sonrasında verildiği için. Yıllık vergilere bakacak olursak gelir vergisi ve kurumlar vergisi açısından 2013 takvim yılına ait takvim yılı ve onun öncesindeki takvim yıllarına ait borçlar kesinleşmiş ise yeni kanunla yararlanıyor. Ancak 2014'e ilişkin şu an itibariyle bir beyan durumu söz konusu değil. Burada bir detay var. O detay ise üzeri hesap dönemlerine ilişkin. Malumunuz bazı faaliyetlerden dolayı mükelleflerimizin özel hesap dönemi 1 Ocak 31 Aralık değil de örneğin eğitim faaliyeti de bulunuyorsa mükellefimiz 1 Eylül 31 Ağustos arasında olabiliyor. Eğer bu şekilde özel hesap dönemine sahip mükelleflerimiz söz konusu ise bunların özel hesap dönemine ait kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesi Nisan 2014'e kadar verilmiş ise ve halen bize vergi dairesine borçlu ise o takdirde kanundan yararlanıyor. Mayıs 2014 sonrasında özel hesap dönemine ait beyannameler veriliyorsa yeni kanunda yararlanamıyor. Şimdi mükelleflerimiz nasıl başvuracaklar, ne şekilde başvuracaklar bunları göz atman gerekirse. Öncelikli olarak 1 Aralık 2014 pazartesi günü akşamına kadar mükelleflerimiz vergi dairelerine gelip başvurabilirler. Ancak bizim istediğimiz mükelleflerimizi yormak değil, bir anlamda vergi dairelerine geldiği zaman bir sıra durumu söz konusu olabiliyor. Bunun için internetten başvuru imkanı söz konusu. İnternet vergi dairesini biliyorsunuz, oradan tıklayarak kimlik bilgilerini girmek suretiyle mükelleflerimiz hiç yorulmadan başvuru yapabiliyorlar. Orada mükelleflerimiz isterse mail adresini girerek, isterse adresi kendi belirtecekleri bir adresi girerek ödeme planları
mail adreslerine veya isterlerse adreslerine gönderilebiliyor. Bu zamana kadar en çok gelen sorulardan birisi de şu: İnternet vergi dairesindeki borç ile vergi dairesindeki borç tutarsız olabiliyor şeklinde. Şunu anlatmak isterim. Siz internet vergi dairesinde başvurduğunuz zaman tecil işlemini, taksitlendirme işlemini siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız başvuru vergi dairesine iş emri olarak düşüyor. Vergi dairesi birkaç gün içerisinde taksitlendirmeyi, tecil işlemlerini yapıyor ve sonrasında sizin belirttiğiniz mail adresine veya adresinize mektup ile ödeme tablosunu gönderiyor. Yani hiçbir şekilde tutarlar arasında bir uyumsuzluk yok. Ancak zaman kaynaklı olarak emanetten çıkış, KDV iadesinin yapılması gibi bazı teknik dolaylardan dolayı zaman kaynaklı bazı oynamalar söz konusu olabiliyor. Peki mükelleflerimiz isterse posta yoluyla başvurabilir mi? Evet, başvurabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir detay var. O da şu şekilde: adi postayla başvurursa mükellefimiz, o takdirde vergi dairesine kayıtlarına girdiği tarih itibariyle başvuru yapılmış sayılacak. Örneğin mükellefimiz 1 Aralık 2014 Pazartesi saat 12'de PTT'ye gidip başvurusunu adi postayla gönderdi. Onun vergi dairesine ulaşması 2 Aralık ve sonrasında olacaktır büyük olasılık. O nedenle mükellefimiz yeni kanundan yararlanamayacak. Ancak APS veya iadeli tarihli olarak vergi dairesine gönderilir ise o takdirde postaya veriliş tarihi başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Oldukça önemli bir detay. Peki mükelleflerimiz bütün borçlarını mı yapılandıracak yoksa bir ayrım yapabilecek mi? Mükellefimiz dilerse vergi türleri bazında veya vergi dönemleri bazında talepte bulunabilecek. Örnek vermek gerekirse mükellefimizin 2011 ve 2012 kurumlar vergisi borcu olsun. Mükellefimiz dilerse 2011'i ayrı, 2012'ye ayrı veya isterse 2011 ve 2012 toplayarak başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte bir detay var burada. O da araçlara ilişkin borçlarda. Mükellefimizin eğer bir aracı var ise o araca ilişkin bütün borçları yapılandırma kapsamında. Yani orada mükellefimiz ben trafik para cezasını ayrı yapılandıracağım, motorlu taşıtlar vergisini ayrı yapılandıracağım şeklinde tercihte bulunamayacak. O plakaya ait bütün borçlarına yapılandırma kapsamında değerlendirmesi gerekiyor. Peki vergi dairelerine, birden çok vergi dairelerine borcu varsa mükellefimiz ne yapacak? Böyle bir durum söz konusu ise her vergi dairesine mükelleflerimizin ayrı ayrı başvurması gerekiyor. Örnek verelim, Beylikdüzü'ne ayrı bir borcumuz olsun, karşıda Pendik vergi dairesine ayrı bir borcumuz olsun. Beylikdüzü'ne başvurmak ile Pendik vergi dairesindeki yapılandırma söz konusu olmuyor. O nedenle Beylikdüzü'ne ayrı, Pendik vergi dairesine ayrı başvuru gerekiyor. Peki alacak tutarı nasıl tespit edilecek? Alacak tutarı aşağıda ben bir formülasyon yazdım. Alacak tutarı öncelikli olarak verginin aslı, vergi ziyan cezası varsa onun aslı, idari para cezası varsa onun aslı kesinlikle alınıyor. Ve bundan alınan gecikme zamları ve gecikme faizleri öncelikli olarak telkin ediliyor. Onun yerine ne geliyor? Onun yerine üretici fiyat endeksi oranında enflasyon geliyor. Eğer mükellefimiz söz konusu yapılandırmayı defaten, yani peşinen ödemek isterse, o takdirde asıl kamu borcunu ve enflasyon tutarını ödemesi gerekiyor. Peki mükellefimiz 6, 9, 12, 18 gibi taksitleri seçerse ne olacak? Örneğin mükellefimiz 18 taksiti tercih ederse o takdirde asıl para ile enflasyonun üzerine %15 ekleyerek, yani 1,15 ile çarparak bulunacak tutarı 18 eşit taksitte 36 ayda ödeyecek. Aynı durum 12 ayda 1,10, 9 ayda 1,07, 6 ayda 6 eşit taksitte ise 1,05 ile çarpılması sonucu bununla tutar mükelleflerimiz tarafından ödenecek. Peki mükelleflerimiz ne zaman ödeyecek, ne şekilde ödeyebilecek? Mükelleflerimiz öncelikli olarak ilk taksiti 31 Aralık 2014'e kadar ödemek zorunda. Eğer mükellefimiz defaate, yani peşine hiç taksit yapmadan ödemek isterse yine 31 Aralık 2014'e kadar hepsini ödemek zorunda. Mükellefimiz ne şekilde ödeyebilir? Kredi kartıyla ödeyebilir. Veznelerimize gelip ödeyebilir. Bankalar vasıtasıyla ödeyebilir. Veya eğer devletten bir KDV iade alacağı, stopaj alacağı
gibi çeşitli iadeler söz konusu ise o takdirde bir dilekçe vermek şartıyla vergi dairelerimize mahsuben de taksitleri ödeyebilir. Peki yapılandırmanın bazı diğer şartları var mı? Evet var. Bunlara bakacak olursak öncelikli olarak ben iki dönem kuralı diyorum. Mükellefimiz her takvim yılında en fazla iki taksiti kaçırabilir. Eğer üçüncü taksiti kaçırır ise o takdirde yapılandırma ihlal olacak. Örnek verelim. Mükellefimiz 18 eşit taksiti tercih etti. O takdirde Ekim 2017 son ödeme. Mükellefimiz Aralık 2014 ilk taksiti ödedi. Ocak-Şubat ikinci taksit. O taksidi ödedi. Ancak Mart-Nisan üçüncü taksidi ödemedi. Sonrasında Mayıs-Haziran onu da ödemedi. Ancak Temmuz-Ağustos üçüncü taksidi ödemez ise yapılandırması ihlal olacak. 2015'i hepsini ödedi. 2016'nın taksitlerinden üçünü kaçırırsa yine yapılandırma ihlal olacak. Önemli şartlardan birisi de cari dönem borçların ödenmesi kuralı. Bu nedir? Mükellefimiz taksidini öderken aynı zamanda söz konusu dönemlere ait özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, yıllık gelir ve kurumlar vergileri, stopaj vergilerinde taksitleriyle birlikte ödemek zorunda. Örnek verelim, mükellefimiz Aralık 2014'te taksidi ödedi. Aynı zamanda Aralık ayına ilişkin KDV stopaj borcu çıktı mükellefimizin. Mükellefimizin aynı zamanda bunları da ödemesi gerekiyor. Aynı olay diğer taksitler için de geçerli. Peki mükellefimiz şunu diyebilir mi? Ben taksiti ödedim ancak diğer borçlarımı ödeyecek halde değilim. Ne yapmam lazım? O zaman vergi dairelerine gidip çok zor durum halindeyim. O nedenle ben şu an itibariyle cari dönem borçlarını ödeyemiyorum. Sadece taksiti ödüyorum. Yapılandırmayı ihlal etmeyin. Bunu dediğiniz zaman vergi daireleri yapılandırmayı ihlal etmeyecek. Ancak vergi daireleriyle lütfen iletişime geçin böyle bir durum söz konusu ise. Burada en çok sorulan sorulardan birisi şu. Nisan 2014 sonrası Eylül ayına kadar, Ekim ayına kadar borçlar var. Bunlar cari dönem mi? Hayır, bunlar cari dönem değil. Cari dönem ilgili taksitlere ilişkin aylara ait borçlar. Yani Aralık ayın, Aralık 2014'e ait borçlar, Ocak-Şubat ikinci taksite ilişkin aylara ait borçlar. Bunun haricinde bir de 5 TL kuralı dediğim bir kural var, ben kısaltarak anlatmak istiyorum. O da şu, başvuru yaparken mükelleflerimiz taksitleri zamanında ve bir bütün halinde hiç eksiksiz yatırmayı aslında bizlere taahhüt ediyor vergi dairesine. Ancak devletimiz demiş ki 5 liraya kadar eksik ödeme olur ise bu ihlal olma olmaz. Ancak bu 5 lira kurulana dikkat edelim. Örnek vermek gerekecek olursa Aralık 2014'te mükellefimizin 3855 lira taksidi olsun. Eğer mükellefimiz 3850 lira öderse sorun yok. 3851, 52, 53 öderse sorun yok. Ancak 3849 lira öder ise o takdirde ihlal olma durumu olabilir. Eksik ödemeden kaynaklı. Lütfen dikkat edelim. 6111 sayılı kanunda da aynı uygulama söz konusu ile bazı mağdur olan vatandaşlarımız, mükelleflerimiz oldu. Bir de son kuralımız var. O ne? Borçluların davalarından vazgeçmeleri ve dava açmamaları. Başlangıçta kesinleşmeye ait açıklamamızda bir davadan vazgeçme olayını açıklamıştık. Buradakiyle o bazen kafayı karıştırabiliyor. Şöyle açıklamak gerekirse, eğer mükelleflerimizin ödeme emrine, hadse, gayrimenkul satışını, araç satışını, yani tahriyat veya takip dışında, vergi müfettişleri veya takdir komisyonlarının yaptığı tahriyatlar neticesinde, bunun dışında ne kadar dava var ise mükelleflerimiz bundan vazgeçerek yeni kanundan yararlanabiliyorlar. Ancak mükellefimize vergi müfettişi, takdir komisyonu kararı nedeniyle bir tahriyat yapılmış mükellefimizin şu an itibariyle yürüyen bir davası var ise yeni kanundan yararlanamıyor. Ancak ödeme emri, haciz gibi çeşitli nedenlerden dolayı dava var ise mükellefimizin bu davalardan vazgeçmesi gerekiyor ve böylece yeni kanundan yararlanabilecek. Taksitler süresi içinde ödenmezse ne olacak? Öncelikli olarak ödenen bütün tutarlar
kanundan yararlanmış olacak. Ancak ödenmeyen tutarlar ise tekrar gecikme zammı, gecikme faizi hesaplanarak eski stil hesaplamaya dönülecek. Bununla ilgili olarak zaten gereken işlemi sistem yapıyor. Burayı atlamak istiyorum. Temkin ile ilgili hususlar basında da çok yer aldı. Burada öncelikli olarak 120 liranın altındaki idari para cezaları temkin edildi. Ancak sigaraya ilişkin, yani sigara içme cezasına ilişkin idari para cezaları tutarı ne olursa olsun temkin edilmedi ve vergi dairelerince hasse ödeme emrine karşı, yani cepli takibatla takibe devam edilecek. Bunun yanı sıra 50 liranın altında ve dönemi 31 Aralık 2007 öncesi vergi borçları yine telkin edildi. Bunlar için mükelleflerimizin vergi dairelerine başvurmaları gerekmiyor. 11 Eylül ile 26 Eylül arasında Gelir İdaresi Başkanlığımız sistem, evdol sistemini çalıştırarak 120 liranın altında ve 50 liranın altındaki borçları telkin yaptı. Bununla birlikte bir borç sorgulaması yaptığınız zaman eğer bu şekilde tutarlarla karşılaşıyorsanız vergi dairelerinizle iletişime geçin. Gereken işlemi yapacaklar. Bununla ilgili iç genelgede yayınlandı. Bir telkin müessesemiz daha var. O da özel hususluk cezalarına ilişkin, genel hususluk cezalarına ilişkin. Öncelikli olarak Nisan 2014 öncesi tespitlere ait cezalar kapsamında, özel hususluk ve genel hususluk cezaları. Yani Mayıs ayına ilişkin BABS vermeme nedeniyle bir özel hususluk cezası var ise kanun kapsamından yararlanamıyor. Bununla birlikte mükelleflerimiz kanun kapsamına giren bir ceza için başvuru ise o takdirde %50'si, özel hususluk cezasının %50'si telkin edilecek. Geri kalan %50 ise mükellefimiz ister defaten isterse taksitler halinde ödemesi gerekiyor. Eğer taksitleri ödemez ise o takdirde telkin edilen %50 tekrar mükellefimizden talep edilecek. Burada en çok sorulan sorulardan birisi şu, hangi cezalar, tamam Nisan 2014 öncesi ancak bana daha yeni ihbarname geldi. Yararlanabilir miyim kanuna? Hayır, yararlanamaz. Genel tebliğ düzenlemesi şu şekilde, 10 Eylül 2014 itibariyle kesinleşmesi gerekiyor. Özel hususluk ve genel husus cezaları için. O nedenle mükellefimize Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında tebliğ edilmişse ihbarname bu cezalara ait yararlanabilir. Ancak 10 Eylül 2014'e kadar kesinleşmesi gerekiyor. Örneğin yeni gelen bir ihbarnamede yararlanamaz. Bu şekilde genel tebliğde düzenleme söz konusu. Haciz kaldırma borcu yoktur işlemleri nasıl olacak? En çok sorulan hususlardan birisi de bu. Vergi dairelerimiz çeşitli haciz işlemleri yapıyorlar. Öncelikli olarak genel kuralımız var. Genel kuralımız nedir? Mükelleflerimiz ödedikleri taksitler itibariyle hacizin kaldırılmasını isteyebilirler. Bununla birlikte vergi dairelerinin en çok yaptığı haciz gayrimenkuller ve araçlar üzerine oluyor, malumunuz. Ve bu gayrimenkul ve araçlar sizin de takdir edeceğiniz gibi bölünemez nitelikte. Örnek verelim. Örneğin mükellefimizin 150 bin lira değerinde bir aracı olsun, 100 bin liralık yapılandırması olsun. Mükellefimiz 70 bin liralık taksitlendirmeyi ödedi. 150 bin lira aracın hacizi kalkabilecek mi? Hayır, kalkmayacak. Borcun tamamının ödenmesi gerekiyor. Bununla birlikte teminat değişikliği yapılabilir. Yani mükellefimiz 70 bin lirayı ödedi, 30 bin liralık taksidi kaldı. Mükellefimiz bize teminat mektubu getirir ise veya taşıt getirir ise veya gayrimenkul getirir ise üçüncü şahıs adına da olabilir, illa kendisinin değil. Bu takdirde o araç üzerindeki hacizi kaldırırız. Aynı olay gayrimenkuller açısından da geçerli. Orada da benzer durum var. Peki araçların satış devrine izin verilecek mi? Hayır, verilmeyecek. Borcun tamamen kapanması gerekiyor. Ancak teminat değişikliğiyle yeni teminat gelirse izin verilebilir. Ancak araçların muayenesine, uçaklar, helikopterler gibi araçlarda ise uçuşa elverişli belgesinin verilmesine taksitlendirme yapmak şartıyla devam edilecek. Bununla birlikte borcu yoktur yazısı nasıl olacak? Borcu yoktur yazısında ise mükellefimizin bütün borçları kanun kapsamında yapılandırılmış ise,
yapılandırmaya başvuru yaptığı tarih itibariyle borcu yoktur yazısını vergi dairelerimizden alabilir. Yani mükellefimiz bugün 28 Ekim Salı günü vergi dairesine gitti. Bütün borçlar kanun kapsamında yararlandı. Bugün itibariyle borcu yoktur yazısını alabilir. Ancak mükellefimizin kanun kapsamına girmeyen bazı borçlar da var ise o takdirde borcu yoktur yazısı alamayacaktır. Önemli bazı hususlar var. Bunlara da değinmek istiyorum. Öncelikli olarak tüzel kişilerde başvuru kanun temsilciler vasıtasıyla yapılıyor. Bunun yanı sıra mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler sorumlu oldukları tutar itibariyle yapılandırmaya başvurabilirler. Bir örnekle açıklamak isterim. Örneğin bir limited şirketin borcu var. Bu limited şirketin 5 tane ortağı olsun. Bu ortaktan birisi şirket müdürü olarak seçildi. O takdirde şirket müdürü kanuni temsilci oluyor. Diğer 4 ortak ise herhangi bir kanun temsilci değil. Şirket borcunu yapılandırırken eğer şirket yapılandıramıyorsa, kanuni temsilci veya ortaklar arasında bir anlaşmazlık söz konusu ise bunlar ayrı ayrı veya hep birlikte vergi dairelerine gelerek kendi sorumlu oldukları tutarlara yapılandırabilirler. Ancak kanuni temsilci biliyorsunuz bütün vergi borçlarından sorumlu. O nedenle kanuni temsilci yapılandırmaya başvurursa limited şirkete ait bütün borçlardan başvuruda bulunmak zorunda. Ortaklar ne yapacak? Ortaklar ise hisselerin nispetinde başvuruda bulunmak zorunda. Bu en çok vergi dairelerimizle karşılaşılan bir husus. Ciddi anlamda karşılaşıyoruz. O nedenle oldukça önemli. Bunun için mükelleflerimiz gelirken bir hazırlık yapması gerekiyor vergi dairelerine. İnternetten başvuru yoktur bunda. Öncelikli olarak şirketin hangi dönemlerde kimlerin kanun temsilci olduğu yazılması gerekiyor. Sonrasında ortakların yazılması gerekiyor. Hisse oranlarının yazılması gerekiyor. Ve ilgili dosyanın ekinde ticaret sicili gazetesi, pay defteri, karar defteri gibi ispatlayıcı vesikaların olması gerekiyor. Ve bunlarla vergi dairelerimizdeki icra servislerine başvurmaları gerekiyor. Ve vergi dairelerimiz bunları kontrol ettikten sonra kanun temsilciler için bütün şirket borçları, ortaklar için ise hisseleri oranında yapılandırma yapacaklar. Ve mükellef ortaklar, kanun temsilciler ödeyebilecek. Aynı durum kefiller, mirasçılar açısından da geçerli. Bununla birlikte serbest muhasebeci mali müşavir ve yenili mali müşavir gibi müştereyken ve müteselsiyle sorumlu olan meslek mensupları da sorumlu oldukları tutarlar açısından yapılandırmaya başvurup sorumluluklarını üzerinden atabilirler. Bunun yanı sıra 6111 sayılı kanundan ödemesi devam eden mükellefler bu kanundan yararlanamaz. Burada en önemli husus mükelleflerimizin dikkat etmesi gereken husus şu. Biliyorsunuz 6111 sayılı kanun 4. maddesinde 26 Şubat 2011 öncesine ait dönemlere ilişkin ciddi bir avantajlı düzenleme var. Mükelleflerimiz hala 26 Şubat 2011 öncesine ait bir tahliyata ilişkin dava, tahliyata ilişkin ceza ile karşılaşıyorsa 4. maddeden yararlanabiliyorlar şu an itibariyle dahi. O nedenle mükelleflerimiz eğer bu şekilde bir olayla karşılaşıyor ise 4. maddeye daha avantajlı olduğu için ona bakması, eğer oradan yararlanıyorsa bu yeni kanundan yararlanamayacak. Eğer oradan yararlanıyor ise 4. madde 6111 sayılı kanunun bu kanundan yararlanması söz konusu olmayacak. Bunun dışında ise 10 Eylül 2014'e kadar bu zamana kadar ödenmiş olan tecil faizi, gecikme zammı, ana para gibi pişmanlık zammı gibi ödenen borçlara ait ödenen kısımlar mükelleflere iade edilmeyecek. Şimdi bu 73. maddeye ilişkin düzenlemeydi. Bir de meşhur 74. madde var. O ne? Ortaklardan alacaklar, ortaklardan borçlar ve kasa hesabına yönelik düzenleme. Yalnız bir hatırlatma yapmak isterim. 2 gün öncesi itibariyle 300 bin mükellefimiz borçlarını yapılandırdı. 74. maddeye başvuruda bulunan mükellef sayısı 355 kişi sadece. Yani üzerinde çokça tartışılıyor ancak başvuruda bulunan mükellef sayısı sadece 355. 2 gün öncesine ait istatistikler bunlar.
Şimdi burada durum nedir? Kısaca bakalım. Öncelikli olarak bilanço usulüne ait, bilanço usulüne göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 31 Aralık 2013 tarihli bilançosunu, bilançosundaki kasa ve ortaklardan alacaklar ile boş, ortaklardan borçlar arasındaki farka 31 Aralık 2014'e kadar vergi dairesine beyan ederlerse ve üzerine %3 vergi peşin, defaten taksitlendirme yoktur burada, öderlerse kanun 74. maddesinden yararlanabiliyorlar. Burada önemli olan hususlardan birisi de şu, söz konusu beyan edilen tutar ile ödenen vergi, %3'lük vergi kanuna kabul edilmeyen gider olarak vergi mağrağı hesabına dikkate alınması gerekiyor. 2013 yılı içerisinde, 2014 yılı içerisinde. Yani örneğin 100 bin lira kasa noksanı beyan etti mükellefimiz. Bunun üzerine 3 bin lira vergi hesaplandı, ödedi. 103 bin lirayı mükellefimizin 2014 yılı içerisinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alması gerekiyor. Bunun dışında hiçbir şekilde ilave bir tahriyat yapılmayacak beyan edilen tutarlara ait. Bununla ilgili düzenlemeler bu şekilde. Araç muayenesine ilişkin düzenlemelere bakacak olur isek, öncelikli olarak araç muayenesini 11 Eylül 2014'e kadar yaptırmayan mükelleflerimiz 31 Aralık 2014'e kadar araç muayenelerini yaptırırlar ise o takdirde daha önceden var olan %5'lik geç ödeme zammını ödemeyecekler. Onun yerine muayene ücreti ve enflasyon farkını ödeyecekler. Böylece %5 fazla ödemeden kurtulmuş olacaklar. Belediyelere olan borçlara da kısaca değinmek isterim. Belediyelere olan borçlarda ise emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara ait gecikme faizi, gecikme zammı gibi tutarlar ile taşınmaz kültür varlıktan korunmasına ilişkin katkı payları, atık su bedelleri ve bunlara ait gecikme zammı, faizi gibi tutarlar yeni kanundan yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra su borcu olan vatandaşlarımız da belediyelerden su borçlarını yapılandırabiliyorlar. Değişen hiçbir şey yoktur. Hesaplaması, ödemesi, her şeyle aynı. Burada sadece tek değişen husus başvuru yeri belediyeler, vergi dairesi değil. Teşekkür ederim. Ben sunumu bitiyorum. Sağ olun. Sevgili Grup Müdürü Büyük İnce'ye sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Aklına sığınarak iki noktaya da ben değinmek istiyorum. Bir tanesi, internetten müracaat eden mükelleflerimiz eğer dava konusu bir yapılandırmaya müracaat edeceklerse bu dava konusuyla ilgili olarak vergi dairesine dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bilgilendirme yapmaları gerekiyor. İkinci konu, taksitlendirme sayısı ile ilgili olarak eğer 9 taksit seçtiniz diyelim. 9 taksiti 6 taksit yapma şansınız var ama 6 taksiti 9 taksit yapma şansınız yok. Yani yukarıya doğru bir değişiklik söz konusu değil müracaatı yaptıktan sonra. Aklına sığınarak bu iki hususu da açıklamak istedim. Teşekkür ediyorum tekrar sunum için. Sayın Mehmet Açıkgöz'ü sunumunu yapmak üzere Hüseyin'e davet ediyorum. Pardon, Ahmet Açıkgöz, özür diliyorum. Değerli meslek mensupları, hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Ben de size sosyal güvenlik kurumu alacakları ile ilgili yapılandırma ile ilgili düzenlemelerden bahsetmek istiyorum. Eyüp Bey'in bahsettiği konularda geçen bazı ortak düzenlemelerimiz var. Zaten benziyor ortak hükümlerimiz. Ama tabii alacak türü bazında ve bazı özel uygulamalarımız tabii ki değişik. Bizim de 2014 Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 10 Eylül itibariyle yani kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahakkuk etmiş olan alacaklarımız kapsamında hangi tür alacaklarımız var? Bizim sigorta primlerimiz. Sigorta primlerimiz derken işveren primlerimiz, 4B Bağkur primlerimiz, genel sağlık sigortası primlerimiz gibi bütün primlerimiz giriyor. Bir de bununla bağlantılı olan işsizlik sigortası primleri. Yine sosyal güvenlik destek primlerimiz,
Genel sağlık sigortası primlerimiz, isteğe bağlı sigorta primlerimiz, kamu kurumlarından kesilen, memurlarımızdan kesilen emekli keseneği ve kurum karşılığı, diğer ek karşılık primlerimiz, yine kurumca diğer kurumlar adına tahsil ettiğimiz damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, bu primlerimizden bazıları. Bir de 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş inşaatlardaki biliyorsunuz asgari işçilik uygulamalarımız var. Yine ihale konusu işlerde asgari işçilik farklarımız var. Bunlar için de yapılandırma yapabileceğiz. Yine kamu kurumlarında çalışan emeklilerimiz normal şekillerde aylıklarını kesilmesi gerekiyor. Bir şekilde yersiz olmuş almış oldukları aylıklarda bu yapılandırma kapsamında yapılandırılabilecek. İdari para cezalarımız için de bir düzenleme var. Bizde 30 Nisan 2014 ve daha önceki zamanlarda uygulanan fiiller için uygulanan idari para cezaları 31 Aralık 2014 tarihine kadar tebliğ edilmiş olmak kaydıyla yapılandırma kapsamına giriyor. Burada tebliğ ile ilgili bir özel husus var. Burada il müdürlüğümüze de düşen bir görev arasında. Önceki dönemlere ilişkin olup da henüz dosyalarında bekleyen idari para cezalarımız var ise bunların bir an önce tebliğ edilmiş olması lazım. Ve bizim kendi sistemlerimize de girilmiş olması lazım ki bu cezalar yapılandırma içerisine dahil olabilsinler. Yapılandırma işverenlerimize ne sağlıyor? Burada yine vergi alacaklarında olduğu üzere bizde de prim asıllarına uygulanan gecikme cezaları ve zamları ortadan kaldırılıyor. Bunlar artık istenmiyor. Fakat bunun yerine enflasyon oranında bir fark uygulanıyor. Bu enflasyon üretici fiyat endeksi, şimdiki adıyla yurt içi üretici fiyat endeksi rakamları ödenmesi gereken tarihlerden itibaren uygulanmak kaydıyla kanun yürürlüğe girdiği 10 Eylül tarihine kadar bu farklar hesaplanıyor ve ödenmesi gereken, peşin ödenmesi gereken yapılandırma tutarları ortaya çıkartılıyor. Burada idari para cezalarında aynı zamanda bir terkin de söz konusu. Yani burada %50'lik bir oran var. Burada biz diyoruz ki bu idari para cezalarının %50'sini yapılandırın ve ödeyin. Biz de %50'sini silelim. Yani biz bir adım atıyoruz, bir adım sizden bekliyoruz. Eğer siz bu adımı atmaz iseniz, yani yapılandırma müracaatı olmadığı takdirde bir terkin söz konusu olmayacak. Tekrar bu idari para cezaları eski haline dönmüş olacak. Yine bir terkin olan konumuz daha var. Borç asılları 100 liranın altında olan tüm alacaklarımızı biz terkin yaptık. Bir de bu borç asıllarına bağlı olarak sistemde tutarına bakılmaksızın ne kadar feriler var ise, yani gecikme cezaları ve zamları var ise, bunlar da bu terkin maddesi kapsamında terkin işlemlerini yaptık. Biz bu işlemleri bir müracaata bağlı olmaksızın sistem üzerinden gerekli programları çalıştırmak kaydıyla yapmış olduk. Dolayısıyla hem bu anlamda lüzumsuz takip edilen dosyalarımızı ortadan kaldırmış olduk. Hem de bu anlamdaki işlemlerimizi biraz hızlandırma fırsatını yakalamış olduk. Bizde bir de 4B sigortalılarımız var biliyorsunuz. Kendi nam ve hesabına çalışanlarımız. Bunların da prim borçları bu kapsamda. Bunlara nasıl bir takım avantajlar getiriyor yapılandırma düzenlemesi? Nasıl işverenlere uyguladığımız, borç asıllarına uyguladığımız gecikme cezaları ve zamları siliniyor ise bu prim borçlarımıza da aynı uygulama elbette getiriliyor. Yine bunlar için de üretici fiyat endeksleri uygulanmak suretiyle ödenecek tutarlar tespit ediliyor. Bir de 2000 biliyorsunuz reform yasasında geçici 17. madde 5510 sayılı kanunda ödenmesi gereken Bağkur borçlarıyla ilgili bir durdurma düzenlemesi getirilmişti. Bu nedir? 5 yıl ve daha üzerinde bir hizmeti var ise belirli bir süre verilmişti. Bu süre içerisinde müracaat edip primlerini ödemeyenlerin bu hizmetleri ile beraber prim borçları da dondurulmuş idi. Bu yapılandırma kapsamında dondurulan, durdurulan bir sigortalılık sürelerini Bağkurlarımız gelip müracaat edip öderler ise fakat burada peşin ödeme söz konusu, sadece taksitlendirme yapamıyorlar. Bu hizmetlerini tekrar kazanma haklarını, fırsatlarını yakalayacaklar.
Burada şunu da ifade etmek isterim. Belki sizlere de mükellefleriniz çokça soruyorlardır. Daha önceki dönemlerde vergi kayıtları olduğu halde 2008 öncesinde Bağkur'a bir şekilde kendilerini tescil ettirmeyen ya da kurumuş tarafından tescil edilmeyen kişiler var. Bunlarla ilgili bir düzenleme olacak mı şeklinde. Bunlarla ilgili aslında torba yasa çalışmaları zamanında önergeler hazırlandı. Fakat bir şekilde gündeme gelmedi. Yine bir torba yasa çalışması şu anda olacak. Belki burada gündeme tekrar gelebilir ama şu anda net bir durum elbette söz konusu değil. Onu da bekleyip göreceğiz. Bir örnek borç hesaplama tablosu var burada. Yani bu yapılandırma prim borçlarımıza ne kadarlık bir indirim sağlıyor. Burada dönem ne kadar eski olur ise eğer indirim oranlarımızda elbette daha yüksek oluyor. Örneğin 99 yılının 12. ayında 100 liralık bir prim borcumuz gecikme zamı uygulanmış olsaydı, gecikme cezası ve zamları 1657 liralık bir gecikme zamı uygulanacaktı ve toplam borç 1750 liraya kadar çıkmış olacaktı. Fakat yapılandırılır ise bu tutar, bu rakam 313 liraya kadar düşüyor. Yani %82'lik bir indirimden bahsedebiliriz. Bu borç asıllarının dönemleri günümüze yakınlaştıkça bu indirim oranlarında biraz düşmeler meydana geliyor. Mesela 2010 yılının 12. ayında 100 liralık bir borç normal şartlarda 140 lira iken yapılandırılma sonrasında bu tutar 124 liraya kadar düşüyor. Burada da %11-12'lik bir indirim söz konusu oluyor. Ama bütün bu dönemlerde borcu olan bir prim borçluğumuzun ortalama indirimi %70'lere kadar çıkabiliyor. Bizim toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konumuz daha var. Biliyorsunuz genel sağlık sigortası uygulamamız 2012 yılının başından itibaren zorunlu hale geldi. Artık toplumda hiç kimse yok ki kurumumuzla ilgisi olmasın, kurumumuzun sigortalısı olmasın. Sadece istisnalar, tutuklu ve hükümler, erer başlar, yüksek anayasa mahkemesi üyeleri ve meclis üyelerimizin dışında herkes bu genel sağlık sigortası kapsamının içerisinde. Dolayısıyla eğer bir yerde çalışmıyor iseniz ya da emekli değilseniz ya da bu iki kesimin bakmakla yükümlü kimsesi değilseniz bir şekilde gelir testine müracaat edip kendi adınıza belirlenen tutarlar üzerinden prim ödemek durumundasınız. Bunlar gelir testine müracaat etmeseniz dahi sizin adınıza borç tahakkuk ettiriliyor ve bunları ödemediğiniz takdirde de sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar eğer hiç gelir testine müracaat etmemişler ise adlarına biliyorsunuz asgari ücret seviyesinde asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında gelir olduğu varsayılarak adlarına prim tahakkuk ettiriliyor ve bunlar sistemde şu anda borç olarak gözüküyor. Bunlara yeni bir müracaat hakkı getiriliyor. Diyor ki, deniliyor ki 6 aya kadar siz tekrar Aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek tekrar gelir durumlarınızı güncelleyin. Bu güncelleme sonucunda eğer hane halkı gelirlerinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1 ile asgari ücret arasında asgari ücretin 3'te 1'inden az ise bunlar için eski yeşil kart dediğimiz kapsamda olacaklarından dolayı sistemde oluşacak bütün borçlar telkin edilmiş olacak, silinmiş olacak. Bu onlar için çok büyük bir fırsat. Yine daha önceki dönemlerde gelir testine müracaat etmişler ama geç müracaat ettiklerinden adlarına yine bir prim tahakkuku doğmuş ise bunların da gelir testi sonuçları ilk tescil tarihine kadar götürüleceği için onlar için de bir avantajlı düzenleme getirilmiş oldu. Bizde yine sağlık sigortalarımıza diğer sigortalarımıza uygulanmayan bir ek avantaj daha getirildi. Bu da nedir? Bütün prim borçlarının asıllarını sadece ödenmesi halinde bu da 1 Haziran 2015 tarihine kadar bunlarda ödeme süresi çünkü 7 ay. Bu 7 aylık süre içerisinde sadece borç asıllarını öderler ise dolayısıyla bütün ferilerini yani gecikme cezaları ve zamlarını biz siliyoruz. Dolayısıyla bu GSS sigortalılarımız açısından son derece güzel bir düzenleme.
Buradaki şunu ifade etmek istiyorum. 6 aylık gelir testine yeniden müracaat söz konusu. 7. ayın sonuna kadar, yani kanun yayınlandığı tarihten itibaren ilk taksitlerini ya da peşinatlarını ödemek durumundalar. Müracaat etmek durumundalar. 8. ayda da ödemek durumundalar. Peki, yine burada vergi alacakları için düzenleme burada da söz konusu. Peşin ödeyecek durumu yok ise prim borçlarımızın taksit imkanı elbette söz konusu. Fakat peşin ödeme tutarlarına yıllık 6 eşit taksit için 1.05, 9 eşit taksit için 1.07, 12 eşit taksit için 1.10, 18 eşit taksit için 1.15'lik bir vade farkı da uygulanacak. Bunlar 2 ayda bir ödeneceği için yıllık bazdaki vade farkları olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu da bir ekstra imkan. Bu taksit sayısı sadece il özel idareleri, belediyeler ya da bunlara bağlı kuruluşlar için biraz daha farklı bir vade süresi öngörüldü. 36 ay kadar. Spor kulüpleri için ise daha uzun bir süre öngörüldü. Bunlar da 42 aya kadar taksitlendirme imkanları var. Bunların da tabii vade sayısı, vadesi uzadığı için vade farkları da biraz artırımlı olarak uygulanıyor. Peki 6111 sayılı bir önceki yapılandırma kanunu çerçevesinde yapılandırılmış borçlar varsa bunlar ne olacak? Yeni kanun çerçevesinde ki borçlar elbette yapılandırılıyor ama önceki dönemden gelen borçlar zaten yapılandırılmış ise bunlar kapsam dışında tutularak onun dışındaki borçlar mevcut yapılandırma hükümleri çerçevesinde yapılandırılıyor. Peki bütün bu başvurularımız hangi süreler içerisinde olacak ve ilk peşinat ya da ilk taksit ödeme süresi ne olacak? Bir kere gene sağlık sigortası borçlarımız için 7 aylık bir müracaat süresi var, başvuru süresi var. Bu 30 Nisan 2015'e kadar demek oluyor. Diğer borçlarımız için 3 aylık bir sürede başvuru var. Bu da 31 Aralık 2014 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası borçlarımız için 8 ayda peşinat ödemelerini ya da ilk taksit ödemelerini yapması gerekiyor. Diğer borçlarımız için, diğer borçlar için 4 aylık bir süre var. Bu da 2 Şubat 2015, yani Ocak ayının sonu resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat 2015'te peşinatlarını ya da ilk taksitlerini ödemeleri gerekmekte. Peki hangi borç türlerimiz için nereye ve nasıl müracaat edilmesi gerekir? Bir defa işverenlerimiz için malumunuz e-sigorta kanalıyla müracaat hakları var zaten. Sizlere işverenlerimize verdiğiniz şifrelerle gelen ekranlardan bu müracaatları yapabilirler. Ya da dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerimize, il müdürlüklerimize elden ya da postayla müracaat olabiliyor. 4B bağ kurlarımız için şimdi ihya durduran sigortalılık süresinden bahsetmiştik. Bunlar için sigortalılığı dosyalarının bulunduğu yerlere müracaat edilmesi gerekir. Fakat birim borçları yönünden herhangi bir il müdürlüğü sınırlamamız yok. Herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğümüze ya da sosyal güvenlik merkezimize elden ya da postayla müracaat imkanlarımız var. Kamu işyerleri için farklı uygulamalar var. Burada daha çok özel sektör borçları olduğu için bunları hızlıca ben geçmek istiyorum müsaadenizle. Sosyal güvenlik destek prim borçları, biliyorsunuz emeklilerimiz kendi nam hesabına bir iş yer açtıklarında bunlar adına sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekiyor. Fakat 2008 öncesi, 2008 öncesi ve sonrası durum biraz farklı. 2008 sonrasında emekli aylıklarından kesinti suretiyle bu primlerimiz tahsil edilmekte olduğundan başvuru yerleri ve şekli biraz daha değişik. 1.10.2008 öncesindeki sosyal güvenlik destek prim borcu olanlar elden ya da posta kanalıyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine müracaat edebilirler. 1.10.2008 sonrası döneme ilişkin sosyal güvenlik destek prim borcu olanlar ise bunlar da yine emekli oldukları statülere göre değişik yerlere müracaat edilmesi gerekiyor. 4C emeklilerimiz, yani kamudan emekli olan sosyal güvenlik destek prim borçlarımız, merkez teşkilatımızda bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı'na müracaat etmeleri gerekiyor. Fakat 4A ve 4B'den, yani işçi ve kendi adına çalışanlar, 4B Bağkur kapsamında emekli olanlarımız ise bunlar da borç dosyalarının oluştuğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edebilirler.
2925 sayılı eski tarım SSK diye bilinen kapsamda borcu olanlar. Yine ek 5 ve ek 6, 5510 sayılı kanununa getirilen ek 5, ek 6 kapsamında olan sigortalar. Bunlar kimler? Süreksiz tarım işlerinde çalışanlar, şehir içinde çalışan şoförler, taksi ve dolmuş şoförleri, yine sanatçılar. Bunlar ise isteğe bağlı sigortalılar. Toplu sigortasına tabi olan prim borçları elden ya da postayla sigortalı dosyalarının bulunduğu yine sosyal güvenlik müdürlüklerimize ya da SGM'lerimize müracaat edebilirler. Yine gelir testi yaptırmak durumunda olan genel sağlık sigortası borçlarımız ise ikametgahlarının bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekiyor. Bir de kamu kurumlarında çalıştıkları için aylıkları kesilmesi gereken emeklilerimiz için oluşan borçları, bunlar da 4A kapsamında aylık alıyorlar ise ikametgahlarının bağlı olduğu il müdürlüğümüze müracaat edebilirler. 4B kapsamında aylık alıyorlar ise bunlar dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da merkez müdürlüğümüze. 4C kapsamında yani kamu emeklisi ise bunlar da emekli hizmetleri genel müdürlüğü içerisinde yer alan kamu görevleri ödemeler daire başkanlığına müracaat edebilirler. Bu müracaatlar için genelde söyleyeceğimiz şunu hatırlatmakta fayda var. Bütün müracaatlar elden ya da postayla yapılabiliyor. Ama posta müracaatlarında dikkat edilmesi gereken husus şu. Adi postayla müracaat edildiği takdirde bu postaların kurumumuza zamanında iletilmemesi, gelmemesi durumu söz konusu olabilir. Bu bakımdan bu müracaatların mümkünse en azından taahhütlü olarak yapılmasında fayda var. Çünkü adli posta ulaşmadığı takdirde bu yapılandırma müracaat hakkı belki ölmüş olabilir. İkincisi de ulaşmış olsa dahi eğer müracaat tarihinden sonra kurumumuza ulaştığında ulaşma tarihi dikkate alınacağı için yine bu hak belki kullanılamayabilir. Bu bakımdan mümkünse taahhütlü olarak en azından gönderilmesinde fayda var. Özellikle 4B kapsamındaki prim borçlarımızı ve GSS kapsamındaki prim borçlarımızı internet sitemizden öğrenebilirsiniz. Hem borç tutarınızı hem yapılandırma sonrası borç tutarlarınızı buradan görerek rakamları takip edebilirsiniz ve müracaat edebilirsiniz. Bu da SGK.gov.tr'de e-hizmetler alanında görüntülenebilmektedir. Yapılandırma sonrası ne tür avantajlar getiriliyor? Yani bu bir takım indirimler söz konusu ama başka bir takım ilavelerimiz de, avantajlarımız da var. Özellikle malumunuz 4B sigortalılarımız yani Bağkur sigortalılarımız ve GSS sigortalılarımız eğer sistemde borç aktarını 60 günden fazla borç gözüküyor ise bunlar sağlık hizmetlerinden şu an için faydalanmıyorlar. Sistem bunlara provizyon vermiyor. Dolayısıyla bunları eğer borçlarını yapılandırırlar ve ilk taksitlerini öderlerse ve tabii ki ihmal konusu da var, bunu biraz sonra anlatacağız. Bunlar da ihmal etmezlerse sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar. Bu onlar için güzel bir avantaj. Aynı zamanda işverenlerimiz borcu yoktur yasağı alınabilecek. Bu gelir vergi alacaklarına herhalde benzer bir durum vardı. Yapılandırdıklarında artık işverenlerimiz borcu yoktur yasası alıp ihalelere katılabilirler. Yine icra takipleri ve haciz işlemleri durdurulacak. Teminat noktasında ödemedikleri borçlar için onları güncelleme hakları getiriliyor. Aynı zamanda biliyorsunuz borcu olan işverenlerimizin teşviklerden yararlanma durumu söz konusu değil. Dolayısıyla bu borçlarını yapılandırdıkları takdirde bu teşviklerden de yararlanma imkanları var. Sadece şunu tekrar hatırlatmak isterim. Bu kanunun görüşülme süresi biraz uzadı malumunuz. Çok uzun bir görüşme süreci oldu. Dolayısıyla 30 Nisan'dan sonra da işverenlerimizin adına ya da diğer sigortalılarımızın adına borçlar oluştu eğer ödemediler ise. Dolayısıyla biz bu yapılandırmayı yaptık, sağlıktan yine yararlanamıyoruz. Ya da borcu yoktur yazısı alamıyoruz itirazları olabilir. Bu takdirde yapılması gereken şudur. 30 Nisan sonrası dönemki borçlarını da 6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre en azından taksitlendirmeleri ve oradaki şartlara da uymaları kaydıyla ancak bu haklardan yararlanabilirler. Bunu da hatırlatmak isterim.
yapılandırma hakkının kaybedilmesi elbette bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşma sonucunda da bu anlaşmaya uyulması isteniyor. Bu anlaşma şartlarından bir tanesi şu. Bir kere bir takvim yılı içerisinde 2'den fazla taksidi ihmal etmeyeceksiniz. Tam ödeyeceksiniz, eksik ödemeyeceksiniz. Bir de cari dönem borçlarınızı da aynı şekilde 2'den fazla ihmal etmeyeceksiniz. Bu ihmaller olduğu takdirde maalesef bu yapılandırma hakkı bozuluyor. Tabii ki ödediğiniz rakamlar o ana kadar cari usullere göre, yani yapılandırma usullerine göre mahsup edilmekle beraber kalan tutarlar tekrar eski haline geliyor. Kalan tutarlar için bu yapılandırma hakkından yararlanamamış oluyorsunuz. Bir de yine benzer taksit tutarının %10'u aşılmamak kaydıyla 5 liraya kadar olan yapılan eksik ödemeler ihmal nedeni, ihlal nedeni sayılmıyor. Dolayısıyla buna da dikkat edilmesi lazım. Bu ihmallerin yapılmaması gerekiyor. Daha önce biliyorsunuz 683 sayılı kanun çerçevesinde yapılandırılan borçlarınız olabilir. İşveren borçları olabilir, diğer borçlar olabilir. Eğer yeni yapılandırma çerçevesinde kalan taksitleri borçlandırmak isteniyorsa elbette bunlar da yapılandırma kapsamına girebilir. Burada tabii mükelleflerimiz, borçlarımız kendi açısından değerlendirmelerini yapıp burada bir avantaj görüyorlar ise kalan borçlarını da yapılandırma çerçevesinde taksitlendirebilir ya da peşin ödeme hakkından yararlanabilirler. Yine 6385 sayılı kanunla sosyal güvenlik destek prim borçlarımıza da bir taksitlendirme imkanı getirilmişti. Kalan taksitler için de bu yapılandırma hakkı onlar için de var. Dolayısıyla onlara da bir tekrar ilave avantaj getirilmiş oluyor. Bir diğer telkinimiz de aslı ödenmiş fakat sistemde bir şekilde ferileri kalmış borçlarımız var. Bunları da %40'ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde %60'ının tahsilinden vazgeçilecek. Yani burada sadece %40'ını sizin ödemenizi veya mükelleflerimizin borçlarımızın ödenmesini istiyoruz. Dolayısıyla burada %50 değil %61'i adım atıyoruz. %40 adımını da karşı taraftan yani borçlarımızdan bekliyoruz. Bunun da yapılması halinde %60 gibi bir rakamı biz telkin etmiş olacağız. Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde borçlar ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlanıyorlar. Kalan tutarlar eski haline dönüyor, onu söylemiştim. Bir de bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak. Buna isabet eden teminatlar iade edilecektir. Teminatlar güncellenme hakkına sahip olunacaktır. Benim yapılandırmayla ilgili sorumum bu kadar. Birkaç husus daha ifade etmek istiyorum kurumumuzda önemli olduğunu düşündüğüm bu vesileyle. Bunlardan bir tanesi son torba yasayla getirilen ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı. Malumunuz ev hizmetlerinde çalışanlar aslında sigortalı olması gerekiyor. Böyle bir belki kamuoyunda yanlış algı var. Ücretli ve sürekli olarak çalışan ev hizmetleri bugün itibariyle sigortalı olmak durumunda. Fakat süreklilik tanımıyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Yargıtay'ın içtihatlarına göre bir evde 10 güne kadar çalışmış olanları süreksiz, 10 günden fazla olanları sürekli gibi kabul ediyordu Yargıtay. Dolayısıyla bu haftada 2 gün gibi bir rakamdır aslında. Haftada 2 gün geliyorsa ayda 8 güne tekabül ediyor. 3 gün geliyorsa 10 günden fazla oluyor idi. Yeni yapılan düzenlemeyle 10 günden aşağı çalışan, bir evde 10 günden aşağı çalışan ev hizmetlerinde çalışanlar sadece kısa vadeli sigortaları ev sahibi tarafından ödenmek kaydıyla sigortalı olacaklar. Ve bunların uzun vadeli primleri ise kendileri tarafından dilerlerse bir sonraki ayın sonuna kadar ödenebilecek. 10 günden fazla çalışanlar için ise daha farklı bir uygulama getirildi. Yine bunlar sigortalı olacaklar ama bunlar için kolay bir sigortalılık getirildi. İşverenle çalışan arasında bir basit belge düzenlenecek. Ve bu belge kuruma verildikten sonra işe giriş bildirgesi gibi, aylık prim hizmet belgesi gibi diğer işverenlerimizin vermesi gereken belgeler bunlardan istenmeyecek. Dolayısıyla sadece her ay onlar çalıştıkları müddetçe adlarına tahakkuk edecek primleri ödeyerek kolayca bir şekilde bunları sigortalı gösterebilecekler.
Bir diğer husus doğum borçlanması. Malumunuz doğum borçlanmasını sadece 4A sigortalılarımız yapabilmekteyken torba yasayla getirilen düzenleme çerçevesinde artık 4B sigortalılarımız ve 4C sigortalılarımız, yani esnaflarımız ve memurlarımıza da bu hak getirildi. Doğum borçlanma hakkı 2 çocuk iken 3 çocuğa çıkartılmış oldu. Dolayısıyla her çocuk için 720 gün, 3 çocuk için 2160 gün emeklilik imkanı, bunlar için hani gün sayılarında eksiklik olan kadın sigortalılarımız için güzel bir avantaj oldu. Bir de yer altında çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zamları var. Bunlar için belli süreler bu fiili hizmet süresine eklenmiyor idi. Mesela yıllık ücret izindeyken, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram gibi günlerde fiili hizmet süresi zamına dahil edilmezken artık bunlar için de ekstra bir düzenleme getirilmiş oldu. Özellikle Bağkur sigortalılarını bildirme yükümlülüğü olan vergi daireleri, odalar, sicil memurluklarına da uygulanan idari para cezaları telkin edildi. Eğer hala yerine getirmemiş olan kurumlarımız var ise bunlara da 3 aylık bir süre getirildi. Dolayısıyla bunları da yapmaları halinde uygulanacak idari para cezaları telkin edilmiş olacak. Bir de tüm toplumumuzu ilgilendiren ve kurumumuzu da, çalışanlarımızı da ve sizleri de ilgilendiren önemli bir sorunumuz, konumuz var. Kayıt dışı istihdam konusu. Bir kere kayıt dışı istihdam hem çalışanlar yönüyle, hem işverenler yönüyle, hem de devlet yönüyle farklı olumsuz sonuçları olan çok önemli bir konumuz, gündemimiz. Bir kere çalışanlar yönüyle hepimiz aynı zamanda birer çalışanız. Gerek kendi adımıza çalışıyoruz, gerekse bir işverene bağlı olarak çalışıyoruz. Burada eğer kayıt dışı çalışıyor iseniz kurumumuzun vermiş olduğu hizmetlerden yararlanma imkanı elbette olmuyor. Bir kere yaşlandığınız zaman emekli aylığı alamıyorsunuz, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorsunuz ya da kendi adınıza ancak prim ödeyerek yararlanabiliyorsunuz. İşverenler açısından aslında karlı gibi gözükse de diğer rakipleri diyelim, onlar açısından da haksız rekabeti getiren bir unsur. Dolayısıyla bu anlamda da ciddi sonuçları olan bir konu. Devlet açısından da elbette bizim prim gelirlerimizde bir eksiltme ve azalma meydana getiriyor. Bu açıdan da oluşan sosyal güvenlik açıkları yine merkezi bütçeden alınmak kaydıyla vergi gelirlerinden finanse edilmek durumunda kalıyor. Özellikle 2008 yılından itibaren, yani sosyal güvenlik reformuyla beraber kayıt dışı istihdamla mücadele alanında ciddi yenilikler getirildi. Biz bir defa tüm kamu kurumlarından, bankalardan verileri artık alarak kişi bazında sigorta, kayıt dışı sigortalılıkla ilgili ciddi mücadele yapıyoruz. Yani buradan çok ciddi sayıda tespitlerimiz var ve devam ediyor. İl müdürlüklerimizde kayıt dışı istihdamla mücadele servislerimiz bu işleri yerlerine getiriyorlar. Şu an için 16 bakanlık, 9 kurum ve bankalardan 106 adet istihdama ilişkin veriyi biz oradan alarak kurum kayıtlarıyla karşılaştırıyoruz ve kayıt dışılığı tespit edip gerekli idari para cezalarını uyguluyoruz. Tabii burada bizim asıl sorunumuz belki bundan sonra prime esas kazançlar yönüyle, yani ücretlerin eksik bildirilmesi yönüyle ciddi bir takım kayıplarımız var. Bundan sonraki çalışmalarımız da biraz bu yönde olacak. Bu yöne biraz ağırlık vereceğiz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle bunun için getirmiş olduğumuz malumunuz meslek kolu uygulamamız var. Artık hem işe giriş bildirgelerimizden hem aylık prim hizmet belgelerimizde artık çalışanların meslek kodlarının girilmesini istiyoruz. Bununla ilgili gerekirse yasal altyapıya da kavuşturulacak. Yanlış beyanatlar çünkü olabiliyor. Ve her meslek içinde belki yine yasal altyapı oluşturulabilir ise bunlar için de asgari prime esas kazançlar getirilecek. Bugün görmekteyiz. Maalesef bir iş yerinde bir genel müdür ile genel müdüre çay getiren kişinin kurumumuza asgari ücret üzerinden bildirildiğini artık bunu tespit edebiliyoruz, bunu görebiliyoruz. Bu uygulamalara maalesef bundan sonra biraz bir takım denetime esas olmak üzere en azından raporlarımızı alacağız, analizlerimizi yapacağız ve denetim elemanlarımızı buralara yönlendireceğiz bundan sonraki dönemlerde. İnşallah hep beraber sizler de meslek mensupları olarak bu çalışmalarımıza katkıda bulunmanızı istirham ediyoruz. Kayıt dışı aslında çalıştırmak çok karlı değil. Bizim bir de idari para cezalarımız aslında çok da ağır. Gerçekten bir kişinin
bir gün bile tespit edilmesi halinde işte görüyorsunuz 2200 liraya kadar varan bir cezamız var. Bir yıl boyunca eğer asgari ücretten bir yıl boyunca kayıt dışı bir sigortalı tespit ettiğimizde 35 bin liraya kadar varan idari para cezalarımız söz konusu. Aynı zamanda malumunuz bizim en önemli konularımızdan bir tanesi teşvik uygulamalarımız. Kayıt dışı istihdam tespit edildiği takdirde bir yıl boyunca teşvikten bir işinin yararlanması mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda da işverenlerimize ciddi bir yük getiren bir konu. Bu açıdan kayıt dışı istihdam konusuna mümkün olduğunca işverenlerimizin biraz daha eğilmesi gerekiyor. Beni dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Son bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Elbette biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak primleri aldığımız zaman size bir hizmet vermek üzere bunu alıyoruz. Vergi dairemiz gibi değiliz. Vergi dairemiz sadece alıyor. Biz veriyoruz, sonra geri onu size veriyoruz. Sağlık hizmeti sunuyoruz, emekli aylığı veriyoruz. Dolayısıyla öncelikle yapılandırmanızı, SGK yapmanızı istiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sevgili Grup Müdürüm Ahmet Açıkgöz'e çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sunumu ve güzel bitirişiyle ilgili olarak vergi dairesi açısından bir cevap hakkı da oldu ama ona ben bir şey söylemek istiyorum. Her kurum kendisine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Devletimizin de idaresi için vergiye ihtiyaç vardı sosyal güvenlik primlerine kadar. Dolayısıyla biz devletin devamlılığından dolayı vergilerimizi vermeye de devam edelim. Kurumlar arasındaki önceliği size bırakıyoruz. Hangisini istiyorsanız ondan başlayabilirsiniz. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi meslek mensupları açısından özellik arz eden konularla ilgili sunum yapmak üzere Tesmer Saymanımız Murat Ceyhan'ı üstüne davet ediyorum. Buyurun. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Grup Müdürüm, saygıdeğer meslektaşlar. Üstadlar 6552 sayılı kanunla ilgili zaten son derece doyurucu bilgilerini bizimle paylaştılar. Kendilerine ben de teşekkür ediyorum. Ben özellikle meslek mensupları açısından biraz da tekrar gibi olacak ama özet olmasına gayret edeceğim. Zamanınızı çok fazla almayacağım. Soru cevaplara yeterince vakit kalması açısından. O hususlara değineceğim. Vergi, İş hukuku, SGK ile ilgili konulara değineceğim. Bir de bu anlatılanlar, şu ana kadar anlatılanların dışındaki konulara elimden geldiğince değinmeye çalışacağım. İlk olarak bir de bize biraz, çünkü biz 2,5 yılda bir benzer kanunları tartışıyoruz. Yani 2003'te 4811 çıktı. 2009 yılında 5811 çıktı. 2011'de 6111 çıktı. Her 2,5 yılda bir bunları tartıştığımız için genel olarak da af yapılandırma kavramlarına ilk 5 dakika bunlardan biraz bahsedeceğim ve dünya uygulamalarını sizinle elinden gelince paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak baktığımızda vergi affı kavramı aslında hiçbir ya da af kavramı, kamu alacağının affı kavramı hiçbir yerde tanımlanmamış. Ama genel dünya uygulamalarına baktığınızda bir grup mükellefin önceki dönemlere ait yükümlülüklerin affedilmesi ve yasal takibe alınmaması şeklinde tezahür ediyor. Genel olarak baktığımızda yine beyan affı, inceleme affı ve takibat affı gibi affın kabul edilen türleri var. Şimdi affların genel özellikleri ki 6552 ve bundan sonra çıkacakları, bu bir son olmayacak hepimiz biliyoruz, anlamamız açısından genel özellikleri şu şekilde: yasayla çıkartılıyor, mutlaka devlet bir alacağından vazgeçiyor, geleceğe yönelik değil geçmişe yönelik olarak etkileri söz konusu ve devlet bazı konulardaki cezalandırma yetkisinden bu kanunlarla vazgeçiyor. Yani mükellefler açısından da bir fırsat. Nitekim bizim ülkemizde ve genelde dünyada 5 tane sebepten dolayı bu gibi yasalara ihtiyaç var. Bunlardan birincisi mali sebepler. Bütçe açıklarını hızlı bir şekilde kapatabilmek için, vergi gelirlerini o yıla özel olarak arttırabilmek için. Çünkü normalde vergi gelirlerini arttırabilmek için reformlara
verginin tabana yayılmasına ihtiyaç var. Fakat aflarla çok kısa sürede paralar hazineye intikal edebiliyor. Bir örnek vermek gerekirse 4811 sayılı yasada yaklaşık 4.7 milyar TL'lik bir para ilave olarak hazinenin kasasına girdi. İkincisi teknik ve idari nedenler, özellikle kamudaki, idaredeki ve yargıdaki iş yükünü hafifletmek amacıyla ve mükelleflerle uzlaşıp hızlı bir şekilde alacakların tahsil amacıyla bu yasalar çıkartılıyor. Siyasi sebepler var dünyada. Mükellefle otoritenin bir nevi uzlaşması ve bazı gerginliklerin, pürüzlerin giderilmesi için bu yasalara ihtiyaç duyuluyor. Ekonomik sebepler var. Varlıkların ülkeye kazandırılması ki bizdeki 5811 buna bir örnektir. Aynı zamanda da psikolojik, yani temiz bir sayfa açma psikolojisiyle mükelleflerin vergiye daha gönüllü uyum sağlamaları hedefleniyor. Şimdi vergi aflarının ve genel olarak bu tarzdaki 6552 sayılı kanundaki benzeri kanunların başarılı olabilmesi için bazı kriterler var. Bunları konuştuğumuz için hızlı geçiyorum. Bunlardan en önemlisi vergi affının önceden tahmin edilemiyor olması. Vergi affları önceden tahmin edildiği zaman mükelleflerin buna karşı tedbir ve